Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alparslan Kuş 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Alparslan Kuş Tıp Bayramı'nın tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Okulun kuruluş gününü 14 Mart'tır. Tıp Bayramı olarak kutlanıyor 1919 yılından beri. 1919 yılında biliyorsunuz ki İstanbul düşman işgali altındaydı. Bunu protesto etmek için genç tıbbiyeliler bir araya geliyor ve düşmana karşı düşmana karşı ...protesto gerçekleştiriyorlar. O gündür, bugündür tüm tıbbiyeler... ...vatan, millet savunmasında... ...her zaman, her alanda yer almaktadırlar. 14 Mart gününün... ...sağlık çalışanları için önemli bir gün olduğunu... ...söyleyen Alparslan Kuş... ...aynı zamanda 14 Mart'ın Türkiye'ye özel... ...bir gün olduğunu da vurguladı. Bugün gerçekten sağlık çalışanlarımızın... ...için önemli bir gün. Sadece bir gün olarak ele almamak lazım bunu. Bu farkındalığın arttığı... ...farkındalık yaratabildiğimiz... ...sorunların ele alınabildiği kutlanabildiği bir gün. 14 Mart Tıp Bayramı tabii tüm dünyada kutlanan bir gün değil. Bize özgü bir gün. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin 30. yılı olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Kuş, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi için daha özel olduğunu ifade etti. Bu yıl fakültemizin 30. yılı. Tıp Bayramı bizim için daha da özel. Bu nedenle başta hekimlerimiz olmak üzere Hekim Adayı öğrencilerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla 30. yılı hep beraber kutluyoruz. Hafta boyunca çok sayıda sağlık çalışanlarının tümüne yönelik etkinliklerimiz söz konusu. Bu hafta boyunca spor turnuvalarımız, konserlerimiz, sualtı arkeolojisten erken yaşta evlilik gibi önemli sorunların ele alındığı panellere birçok konuda etkinliklerimiz oluyor. 14 Mart günü ise valilik önünde Atatürk anıtına çelenk koyacağız. Ulu Önder Atatürk'ü anacağız. Ona bağlılığımızı bir kez daha vurgulayacağız. Dediğim gibi demin de tüm hafta boyunca çok çeşitli etkinlikler yaparak bu haftanın en güzel şekilde farkındalık yaratan bir haftaya dönüşmesi için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız.